Gülper ile her şey YouTube kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzemeyle yapılabilen vişneli lokum tatlısı yaptım. Yapımı hem kolay hem de pratik olan bu tatlıyı nasıl yapmışım dilerseniz birlikte izleyelim. Şu an vişnenin tam da mevsimi olduğu için bu tarifi taze kaynatmış olduğum vişne suyundan yaptım. Klasik su bardağıyla 4 su bardağı vişne suyunu tencereye alıyorum. Ben 4 su bardağıyla yaptım. İsterseniz daha fazla veya daha az da yapabilirsiniz. Üzerine 1,5 çay bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Dolu dolu bakın bu şekilde 4 yemek kaşığı nişastayı da ilave edip ocağa almadan önce iyice çırpıyorum. Bu tarifi kışın dondurulmuş vişne suyundan veya konserveden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta farklı meyvelerden de yapıyorum ben. Çok da güzel oluyor. Portakal, mandalina, kırmızı erik suyu gibi meyvelerden de yapabilirsiniz. Fikir amaçlı sizlere söylemek istedim. Orta ateşte karıştıra karıştıra kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Ekranda gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Hem de kıvam alıp koyulaştı. Bakın kıvamı da bu şekilde. Pişirirken başından hiç ayrılmayalım arkadaşlar. Sürekli karıştırarak pişirelim ki dibi tutup topaklanmasın. İçine bir paket vanilyayı da ilave ettikten sonra 15-20 saniye kadar pişirip ocaktan alıyorum. Şöyle son halinin de kıvamını sizlere göstereyim. Vişneli lokum muhallebisini ister kenarları düz bir kaba dökerek küçük lokumlar halinde keserek yapın. İsterseniz de benim gibi ince uzun bardak kalıplarda yapın. Tercih sizin. İçini doldurmadan önce bardakları suyla güzelce çalkalayalım. Bu aşamayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Aksi halde bardaktan lokumları çıkartamazsınız. Bardaklara koymadan hızlı hızlı daha akışkan olsun diye 1-2 dakika boyunca çırpalım. Lokum muhallebisini soğumasına izin vermeden sıcak sıcak bardaklara dolduralım. Lokumların büyüklüğü aynı olması için bardakları aynı hizada dolduralım arkadaşlar. Daha sonra çay kaşığı ile bu şekilde üzerlerini düzeltelim. Kesip tabağa koyduğumuzda daha muntazam dursun diye. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra üzerlerini streç filmle örtüp dolapta en az 4-5 saat bekletelim. Dolapta beklettiğim lokumları bardaktan çıkartıyorum. Hemen kolay çıkartmanın da yöntemlerini sizlere göstereyim. İnce yapılı bir bıçakla kenarından nazikçe havasını aldırarak veya parmağınızla kenarlarından hafif hafif dokunarak kolayca çıkartabilirsiniz. Bakın bu şekilde kenarlarından hafif dokunuyorum. Hemen çıkıyor zaten. Çıkarttığım lokumları Hindistan cevizine buluyorum. Uç kısımlarda olmak üzere her tarafını güzelce Hindistan cevizine bulayalım. Kullandığım bardaklar küçük olduğu için ben 2'ye kestim ama büyük bardak kullanacaksanız 3'e veya 4'e kesebilirsiniz. Kestiğim kısımları süsleme yapacağım için Hindistan cevizine bulamıyorum. İsterseniz her tarafını Hindistan ceviziyle de kaplayabilirsiniz. Bu arada videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hem tadı hem de kıvamı tam yerinde olan bu tarifimi mutlaka deneyin arkadaşlar. Denediğiniz zaman nasıl olduğunu dönüşlerinizi bekliyorum. Hepsini kestikten sonra arzu ettiğiniz gibi süsleyip dolaba kaldırabilirsiniz. Kahvelerin yanında veya gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Ben üzerlerini limon kabuklarıyla süsledim. Dediğim gibi sizler arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Bakar mısınız? Çok hoş olmadı mı sevgili izleyenler? Süsledikten sonra fark ettim ki hani böyle renkli kokulu mumlar olur ya, sanki onlara benzedi.
Tabakta nasıl durduğunu ve içini de hemen sizlere gösteriyorum. İçinde renklendirici falan hiçbir katkı maddesi olmadığı halde bu kadar güzel renk beni benden aldı. Allah'ıma şükürler olsun bu güzellikleri ve nimetleri bizlere tattırdığı için. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun sevgili izleyenler.